Sözlüğe bakarsak, Nederland'ın anlamının aşağı topraklar olduğunu görürüz. Hollanda'nın orta çağda aldığı, konumlarına karşılık gelen böyle bir isme sahip yeryüzünde pek fazla ülke yoktur. Bir düşünün, Hollanda'nın tüm topraklarının %26'sı deniz seviyesinin altındadır. Bir de buna %29'u sele eğilimli olan ve sadece barajlar ve kum tepeleri tarafından korunan arazileri ekleyin. Bizi izleyen herkese selamlar. Bugün Hollanda'nın baş düşmanı, denizi ve bu ülkenin varoluş tarihi boyunca sürdürdüğü mücadeleyi konuşacağız. Bu savaşta hangi silahların kullanıldığına ve ne kadar etkili olduklarına bakacağız. Hollanda'nın tarihi, insanların denizle devam eden mücadelesinin hikayesidir. Ülke topraklarının dörtte biri deniz seviyesinden 5-7 metre aşağıdadır. 7'de biri ise deniz seviyesinden sadece 1 metre yükseklikte yer almaktadır. Ve ülke topraklarının sadece yarısı deniz seviyesinden 50 metre yukarıdadır. Kıyı tahkimatları olmasaydı, ülke topraklarının yaklaşık %70'i sular altında kalmış olacaktı. Başlangıçta sular altında kalan alanlardaki insanlar, insan yapımı yapay tepelere yerleştiler. Yapay tepeler yaklaşık M.Ö. 500'den 13. yüzyıl toprak setlerin ortaya çıkmasına kadar kullanılmıştır. Setler, potansiyel sele eğilimli alanları korumak için bir bariyer sistemidir. Bunlara toprak surlar da denebilir. Ülkenin güneyinde ve batısında çok sayıda orta çağdan kalma set korunmuştur. Bunlar daimi ikamet için tasarlanmamışlardı. Ancak insanlar ve hayvanlar için barınak sağladılar. Doğru, doğanın kendisi burada insanın yardımına koştu ve kıyının bir kısmını oldukça geniş bir kum tepesi kemeriyle korudu. Ancak bu kemer sağlam değildi. Kumlar esen rüzgarlar tarafından uçuruldu. Daha sonra insanlar kum tepelerini çeşitli dikmelerle güçlendirerek toprak barajlar inşa etmeye başladılar. Bu arada dam yani baraj kelimesiyle biten çok sayıdaki şehir ismi buradan gelmektedir. Örneğin Amsterdam, Amstel Nehri üzerindeki baraj veya Rotterdam, Rotte Nehri üzerindeki baraj gibi. Setler yardımıyla denizden ayrılan koylar ve kara adalar arasındaki kanallar boşalmaya başlamış ve 17. yüzyıldan itibaren tarlalara ve çayırlara dönüşmüşlerdir. Kazanılan bu topraklara polder denir. Bu polderler, düşük gelgitle açılan ve biriken suyu serbest bırakan kanal havuzları tarafından boşaltılmıştır. İleriki yıllardaysa arazideki suyu boşaltmak için rüzgarın gücünden yardım alınmıştır. 1634'ten itibaren yel değirmenleri bir tekerlek ve Arşimet vidası kullanarak suyu pompalamayı başardılar. Değirmenin suyu kaldırabildiği yükseklik sınırlıydı. Bu yüzden Hollandalılar bir dizi tanktan suyu kaldıran birkaç değirmen inşa etmeye başladılar. Yel değirmenleri buharlı dizel pompalarla değiştirilmeden önce arazinin geri kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Geliştirilmiş pompalar ve inşaat yöntemleri denize karşı yeni bir korunma seviyesine ulaşmayı mümkün kılmıştır. 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın sonuna kadar Hollanda birkaç taşkın koruma projesi uygulamıştır ve şu anda koruyucu barajların toplam uzunluğu 3500 kilometreyi bulmaktadır. Bunun 1430 kilometresi nehir barajları, 1017 kilometresi göllerin etrafındaki barajlar, 430 kilometresi kıyı barajları ve 260 kilometresi kum tepeleridir. İnsan yapımı baraj sistemleri ve arazi drenajı ile ilgili çalışmalar 20. yüzyılda Hollanda'nın en büyük mühendislik projesi haline geldi. Projeye Zuiderzee adı verildi. Zuiderzee projesi, Zuiderzee'yi denizden ayıran bir baraj inşasını ve şu anda iç suların işgal ettiği toprakların polderlere dönüştürülmesini içeriyordu. Projenin ana hedefleri gıda üretimi ve taşkın koruma alanını artırmaktı. Proje üzerindeki çalışmalar 1920'de başladı ve birkaç on yıl sürdü. Projenin ana kısmı Kuzey Hollanda ve Frizya yerleşimleri arasından geçen barajdı. Barajın genişliği 90 metre, başlangıç yüksekliği deniz seviyesinden 7.25 metre, duvarların eğimi ise %25'tir. 30 kilometre uzunluğundaki barajın her iki ucunda da navigasyon ve su pompalamayı sağlamak için kilit sistemleri vardır. 1957'de Hollandalılar bu baraj sayesinde gölün bazı kısımlarını boşaltarak ülke topraklarını 2500 kilometre kare genişletmişlerdir.
Daha sonra boşaltılan bölgede nüfusu yaklaşık 400 bin kişi olan yeni Flevoland eyaleti kurulmuştur. 31 Ocak 1 Şubat 1953 gecesi Kuzey Denizi'nde korkunç bir fırtına patlak verdi ve ne yazık ki su seviyesinin maksimum düzeyde yükseldiği 2 haftalık bir gelgit olan ilkbahar seliyle çakıştı. Selin şiddetlendirdiği fırtına, Hollanda tarihinin en büyük doğal afetlerinden birine dönüştü. Toplamda 200 bin hektar arazi sular altında kaldı. Yaklaşık 100 bin kişi evlerini ve mülklerini kaybetti. Su seviyesi ortalamanın 5,6 metre üzerine çıktı. Toplamda yaklaşık 2400 kişi öldü. 1953'teki selden sonra Doğu Şelt'i bir barajla çevirmeye ve denizden tamamen ayırmaya karar verildi. 1967'de 3 yapay adanın inşası başladı. Bununla birlikte bu versiyonda eski Haliç ekosistemini tamamen yeniden şekillendirecek bir tatlı su gölüne dönüşecekti. Balıkçıların yanı sıra çevrecilerin de baskısıyla baraj tamamlanamadı. Doğu Şelt kapatılırsa yerel balıkçılık endüstrisi sert bir şekilde etkilenecekti. Balıkçılık her zaman buradaki en büyük gelir kaynağı olmuştur. Doğu Şelt'i açık tutmak için ya bankaları güçlendiren 150 kilometrelik barajlar inşa etmek ya da 1975'te kararlaştırıldığı gibi bir fırtına bariyeri inşa etmek gerekiyordu. Sonuç olarak amacı Hollanda topraklarını sellerden korumak olan Delta projesinin en büyük yapısı Doğu Şelt'in fırtına bariyeri inşa edildi. Bariyerin uzunluğu 9 kilometredir. 42 metrelik genellikle açık ancak olumsuz hava koşullarında kapalı olan dev kapılara sahip 62 beton sütundan oluşur. 1986 yılından bu yana çelik dev kapılar 3 metrenin üzerindeki dalgalar yüzünden 27 kez kapatıldı. En sonsa Şubat 2020'de kapatıldı. 1986'da bariyerin tamamlanmasının ardından su akışı azaldı ve gelgitin yüksekliği 3.4 metreden 3.25 metreye düştü. Doğu Şelt'in fırtına bariyerinin açılışında Kraliçe Beatrix şöyle dedi: "Tanrı dünyayı yarattı ve biz Hollandalılar Hollanda'yı yarattık." Delta projesi 1950'den 1997'ye kadar uygulandı. Proje sırasında Batı Şelt hariç Delta'nın tüm dalları barajlar veya koruyucu kalkanlar tarafından engellendi. Projenin son unsuru olan Maasland-Kering koruyucu bariyer 1997 yılında tamamlandı. Bariyer, fırtına durumunda kapanan bir kapı şeklindedir. Başlangıçta 50 kilometre içeriye inen mevcut barajların güçlendirilmesi planlanmıştı. Ancak 1980'lerde bu fikrin uygulanmasının yaklaşık 30 yıl süreceği ve büyük paralara mal olacağı anlaşıldı. Ayrıca bazıları 400 yıl önce inşa edilmiş olan tarihi şehir merkezlerinin tahrip olmasına da yol açacaktı. Bu nedenle Su Yolları ve Bayındırlık Bakanlığı, güvenilir ve nispeten ucuz bir çözüm oluşturmak için en iyi planı oluşturmak üzere bir yarışma düzenledi. Komisyon tarafından onaylanan plan, kanatları dairesel şekilde olan ve birbirinin karşısındaki iki bölümde bulunan iki büyük yüzer kapının oluşturulmasıydı. Her bir kanadın uzunluğu 210 metre, yüksekliği 22 metreydi. Bu seçeneğin önemli bir avantajı, kuru havuzlarda hem inşaat hem de akım bakımının yapılabilmesi ve yapının önemli bir kısmının su altında kalmamasıydı. Ek olarak bu tür bir bariyer geçen gemilere de engel olmayacaktı. Bariyer otomatik olarak kapanarak Avrupa'nın en büyük limanını koruyacaktı. 8 Kasım 2007'de Kuzey Denizi ülkelerini vuran bir fırtına, bariyeri kapatma prosedürünü başlatan koşulların yaratılmasına yol açtı ve Maasland-Kering ilk kez bir savaş alarmıyla kapatıldı. Diğer bariyerler de bu fırtına sırasında kapatıldı ve Delta projesinin başlamasından bu yana ilk kez tam kıyı korumasının uygulanmasına neden oldu. Maasland-Kering bariyeri dünyadaki en büyük hareketli yapılardan biri olma unvanını aldı. Bugün artık denizlerin yükselip yükselmeyeceği sorusu sorulmuyor. Artık insanlık bu sürecin ne kadar hızlı olacağı ve hangi bölgeler için tehdit oluşturacağı konusunda endişeli. Bilim insanlarına göre bu yüzyılın sonuna kadar okyanus seviyesi ortalama 1,5-2 metre yükselecek. Bilim adamları kıyı sularının seviyesinin en az 1 metre yükselmesi durumunda Hollanda'nın en büyük şehirleri Amsterdam ve La Haye'in sular altında kalacağını tahmin ediyorlar. Ve bu önümüzdeki yarım yüzyılda olabilir. Uzmanlara göre turistlerin Amsterdam kanallarının tadını çıkarmak için 20 yıl kadar süreleri var. Hollanda'yı konuştuğumuz videomuzdan bugünlük de bu kadar.
Kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.